nasılsın? Bugün çok güzel bir konuyla beraberiz. İş hayatındaki en önemli şey nedir? Bu hem girişimcilikte kendi işini yaparken hem başka bir firmada çalışırken en önemli şey nedir? İş hayatındaki en önemli şeyi, en önemli kavramı soruyorum sana. Şimdi en önemlisinin neler olmadığından başlayalım. Aklına en önemli deyince, iş hayatıyla ilgili de deyince belki hemen bir para lafı geldi. İş hayatında para çok önemlidir. Şimdi iş hayatında özellikle kendi girişiminde para çok önemlidir. Tamam. Ama para böyle iki kişi karşılaştığı zaman dövüşecek, birinin elindeki silah gibidir. Çok büyük bir avantajdır. Ama silahı kaybedebilirsin, düşürebilirsin, iflas edebilirsin, dolandırılabilirsin. Ve para girişimcilikte önemliyken, başkasının yanında çalışırken, kariyer basamaklarını yükseltmekte, bu adam zengin, bunu yükseltelim de o kadar etkili olmayacaktır. Para girişimde çok önemlidir ama kaybedebileceğim bir şeydir. En önemli kavram para değildir. İkinci olarak incelememiz gerekirse eğitim. Eğitim düzeyi iş hayatında çok önemlidir. Bilgi birikimi çok önemlidir. Mezun olduğun okul, daha da önemlisi okuldan sonra kendini geliştirmek için neler yaptığın, bu çok önemlidir. Ama o zaman şunu sormamız gerekiyor. Girişimcilikte para kazanan herkes iyi eğitimli mi? Ya da öbür iş hayatında sadece eğitim derecesine bakılarak mı terfi yapılıyor? Performansa da bakılıyor. Başka özelliklere de bakılıyor. Yani eğitim çok önemlidir iş hayatında ama en önemlisi değildir. Arayışımız devam ediyor. Tecrübe. Silah örneğini verdiğimiz gibi elinden alabileceğin, düşürebileceğin, kaybedebileceğin bir şey değildir tecrübe. Tam aksine büyüyen bir şeydir. Girişimcilik için ne diyoruz? Batmayan adamla ticaret yapmayacaksın. Tecrübe çok önemlidir bu konuda. Tecrübe de vazgeçilmez bir nokta. Tecrübe iş hayatında insanı mutlaka üstüne taşır ama en önemlisi midir? Yani tecrübeli olan herkes çok mu başarılıdır? Yüksek performans mı gösterir? O zaman şöyle olması gerekmiyor mu? Hiçbir zaman genç yöneticiler değil, hepsinin belli bir yaşın üzerinde belli bir tecrübe sahibi olması gerekiyor. Yani her başarılı, genç başarılı bir girişimci ya da yöneticinin göremememiz gerekiyor. O zaman en önemli şey tecrübede değildir. Başka, motivasyon. Motivasyon çok önemlidir. Sadece ürün satışında değil, iş hayatına gelip giderken o motive, o güç, o istek her zaman olmalıdır. Ama en önemlisi değildir. Motivasyon olmadan da iş hayatında yapabileceğin, böyle düşük modda yapabileceğin çok iş vardır. Yani motivasyonum zayıf, yapamıyorum diye düşünemezsin. Ama çok önemlidir motivasyonda. Çevre. Arkadaşlar bu kadar torpil ne kadar çok dönüyor değil mi? Ya da bir iş bağlantısında bir yere gideceksiniz, orada bir bağlantınız olması ne kadar önemli. Büyük birine ulaşacaksınız, adam iş hayatında çok başarılı, ona ulaşmak için bağlantılarınızı kullanıyorsunuz. Çok önemli. Ama her şey demek değil. Yani bağlantı, benim çevrem var, çok zengin olurum, çok başarılı olurum denemeyebilir. En önemli şeyi söyleyeyim iş hayatındaki. İş hayatındaki en önemli şey satış yetenekleridir. Satış yeteneğin varsa, kendi işini yapıyorken, ürün ve hizmetin gamı düşük olsa bile, yani piyasadaki en iyi ürün olmasa ve piyasadaki en pahalı ürün bile olsa, satış yeteneklerin güçlüyse gidip bu ürünü satabilirsin. İş hayatında bize faydasına satış ve ikna, senin yükselme adayı olduğu, kariyer basamaklarının ilk çıkacağın insan olduğunu yöneticilerini ikna edersin. Rakiplerine bile ikna edersin. Satış yetenekleri ikna ile de tabii birleşiyor. Şu en kuvvetli iş hayatındaki bence figürdür. Yani mesela satış öyle bir güçtür ki Güç iyiye de kullanılabilir, kötüye de kullanılabilir. Dolandırıcılar iyi satıcılardır. Bu bir gerçek. Adam ahlaksızdır, şerefsizdir ama iyi satıcıdır. Neden? Çünkü satış yeteneklerine hakimdir. Bunları da kullanır. Mesela satışı bilmeyen, iknayı bilmeyen insanlar hep böyle bu işleri biraz böyle katakulle gibi bakar. Hiç alakası yok. Ben bir satış profesyoneli olarak, müşteri olarak gittiğim bir yerde bana satış tekniklerinin uygulanmasını istiyorum. Çünkü doğru satış tekniklerini uygulamak benim müşteri olarak lehime. Gidiyorum, adamlar ilgilenmiyor. Ne satış tekniği ya? Sinir oluyorum ya. Ürün alacağım parayla, yine mi müşteri geldi bakışı var. Mesela geçenlerde olumlu da bir örnek vereyim. Bir çağrı merkezini aradım. Hani şey anı vardır ya arkadaşlar. Efendim, sistemlerimin yanıt vermesini bekliyorum. Böyle beklersin. Boş boş. Acelen de vardır. O sırada genç arkadaş şey dedi bana. Saygın Bey dedi. Nasılsınız dedi. Hayat nasıl gidiyor dedi. Sohbet etmeye çalışıyor. Benim ne kadar hoşuma gitti ya. Bunu dedim mutlaka kullanacağım ben. Anlatacağım arkadaşlar. Yani o bekleme süresince müşteriyle sohbet ederek müşteri memnuniyetini arttırıyor. Yani satış öyle bir güçtür ki kötüye de iyiye de kullanılabilir. Diğer öbür güçler gibi aslında. Ama iş hayatındaki en önemli güç satış ve ikna kabiliyetleridir. Kendi yeteneklerini uygun bir şekilde anlatabilirsin. Kendi ürün ve hizmetini düzgün bir şekilde pazarlayabilirsin. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsan beğeni, takip falan biliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.